Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. En sonki dersimizde kısaca bir mantık konusuna değinmiştik. Mantıkla ilgili bir test çözdük. Bugün soru çözümüne devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım ilk soruyla. Bakalım soru bize ne söylüyor? P ise 1 ise Q ve 0 koşullu önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir diyor arkadaşlar. Şimdi ise'ye baktığımız zaman P'nin sadece iki alternatifi var. Ya 0 olabilir ya 1 olabilir. Peki 0 olduğunda P'yi 0 düşündüğümde 0 ise 1 nedir arkadaşım? 1'dir. 1 düşündüğümde 1 ise 1 nedir? 1'dir. Yani şurası her türlü neye denktir? 1'e denktir. Bir hatırlatma yapalım. İse de sadece 1 ise 0 neye denkti arkadaşım? 0'a denkti. Onun dışında bütün ifadeler 1'i veriyordu arkadaşlar. Peki Q ve 0'a baktığımda hemen düşünüyorum. Q 1 olduğunda cevap ne gelir arkadaşım? 0 gelir. Q 0 olduğunda cevap yine ne gelir? 0 gelir. Yani şu her zaman 0'a denktir. Peki en sonki önermenin haline bakalım. 1 ise 0 mı oldu arkadaşlar? 1 ise 0 az önce söyledik ise de her zaman neye denktir? 0'a denktir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu diyorum. Haydi devam edelim. Bakalım ikinci soru bizlere ne söylüyor? P, Q ve R önermeleri. P ise Q ise R denktir. Sıfır denkliğini sağlamaktadır diyor bize. Tamam. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır? O zaman ben yukarıda verilen önermeden P'yi, Q'yu, R'yi bulmam lazım. Doğru mu arkadaşım? Sonrasında onu şıklarda yerine koyup sıfır veren cevabı işaretlememiz lazım. Şimdi bakalım. İse de sadece 1 ise 0 sıfıra denkti. Doğru mu? Dolayısıyla P'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk diyoruz. Peki devam edelim. Q ise R 0'a eşit ise de sadece 1 ise 0 0'a eşitti. Dolayısıyla Q'yu ne bulduk? 1 bulduk. R'yi ne bulduk arkadaşlar? 0 bulduk. Çok güzel. Bunların değerini bulduğumuza göre tek tek şıklarda yerlerini yazabilirim. Arkadaşlar P 1 ise P'nin değeri nedir? 1'in değeri 0 mı? 0 ve R'yi 0 bulduk ise Q'yu ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Şimdi bakar mıyız? 0 ve 0 0'dır. 0 ise 1 nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla cevabımız Adana değilmiş. Devam edelim. Q 1 ise değeri nedir? 0'dır arkadaşım. Yazdım. R 0 ise değeri nedir? 1'dir. Arkadaşlar 0 ise 1 neye denktir? 1'e denktir. Bursa'da değilmiş çünkü bizden doğruluk değeri 0 olanı istiyor. Bakalım Q'yu 1 bulduk, R'yi 0 bulduk ya da demiş arkadaşlar P'yi ne bulduk? Biz 1 bulduk. Ya da farklı olan ifadeler bize neyi veriyordu arkadaşım? Ya da aynı olan ifadeler 0, farklı olan ifadeler 1. Dolayısıyla şurası 1 geldi. 1 ise 1 neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. Cevabımız Ceyhan'da değil. Denizli'ye bakıyorum. P'yi 1 bulduk arkadaşlar. 1 ya da Q'nun değeri nedir? Hemen bakıyorum. 0'dır. Devam edelim. İse R'yi ne bulduk arkadaşım? 0 bulduk. Ya da farklı olan ifadeler 1'di. Dolayısıyla burası ne oldu? 1 ise 0 oldu. 1 ise 0 neye denkti arkadaşlar? 0'a denkti. Bizden doğruluk değeri 0 istiyor. Cevabımız ne geldi? Denizli geldi diyoruz. Haydi devam edelim. Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0'dır demiş. Hangisinin doğruluk değeri 0'dır? Şimdi güzel bir soru bu soru. Bakın şıklarda ise var veya var. Birleştirmiş gördüğünüz gibi. Peki şimdi burada bir hatırlatma yapacağım ise ile ilgili. Arkadaşlar P ise Q. Ben size şunu söylemiştim. Canlar bakın. Eğer soruda ise ve veya birlikte kullanıldıysa ben ise'yi veya'ya çevirebilirim. Peki P ise Q neye denkti o zaman? P'nin değili veya Q'ya denkti, doğru mu? Şimdi A şıkkıyla başlayalım o halde. A şıkkıyla başlıyorum. Şuraya çözelim. Q ise P'nin değili var, doğru mu A şıkkında? Peki bunu veya'ya nasıl çeviririz? Birincinin değili yani Q'nun değili veya ikinciyi aynen yazıyorum. P'nin değili. Ve ne diyeceğim arkadaşlar? Q mu diyeceğim? Peki bunu düzenleyelim, yazalım arkadaşım.
Q'nun değili veya P'nin değili veya Q arkadaşlar. Şu iki ifadeye bakıyorum. Q'nun değili ve Q veya Q neye denktir arkadaşlar? 1'e mi denktir? Yazalım. 1 veya ne kaldı? P'nin değili kaldı. Şimdi P'nin değili ne olursa olsun sonuç her zaman neye eşit olur arkadaşlar? Pardon, neye denk olur? 1'e denk olur. O zaman A şıkkını eliyorum. Çünkü bizden doğruluk değeri 0 olan şıkkı istiyor. Şimdi B şıkkına baktım. B'yi de çevirelim isterseniz. B'yi de çevirelim. Peki B'ye bakıyorum, nasıl çeviririz arkadaşlar? P'nin değili veya oldu. P ve Q'nun değili oldu. Şimdi dağılma özelliğini kullanıp içeri dağıttığımda bakın P'nin değili veya P, parantezi kapattım. P'nin değili veya ne oldu? Q'nun değili oldu, değil mi arkadaşlar? Şimdi P'nin değili veya P nedir? Her halükarda 1'dir. Peki arkadaşlar V'de 1 ve 1, 1, 1 ve 0, 0 yani P'nin değili veya Q'nun değiline ne verirsek cevap o mu çıkıyor? Dolayısıyla doğruluk değeri bu, yani 0 ya da 1 diyemeyiz. B'yi de eledim. Şimdi şurada bir de C şıkkına bakalım. C şıkkına bakalım. Bunu da çevirdiğimiz zaman veya'ya yine ilk parantezin değilini alıyorum veya ikinci diyorum arkadaşlar. Şimdi şuranın değilini aldığımda P'nin değili ve Q'nun değili oldu veya P mi oldu? Peki burada yine neyi kullanacağız? Dağılma özelliğini kullanacağız. Paranteze dağıttığımda P'nin değili veya P ve Q'nun değili veya P mi oldu arkadaşlar? Peki güzel. Şu ifade her zaman bir. Q'nun değili veya P'ye ne verirsek cevap o mu geliyor? O zaman burada da yine ya 0 ya 1'dir diyemiyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Q'nun değili veya P diyebiliyoruz. Ceyhan'ı da eledim. Şimdi Denizli'ye bakalım. Şık şık gidiyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar P ise Q'yu bir düzenlememiz lazım. Sonra değilini almamız lazım. Güzel, bakın bu soru çok güzel bir soru cidden. Bütün verdiğim özellikleri kullanıyorum ben bu soruda. Peki bakalım P ise Q'yu düzenleyelim öncelikle. P'nin değili veya Q muydu? Bir de bunun değilini al diyor bana ve Q dedik arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin değilini alırsam P ve Q'nun değili ve Q mu oldu? Şimdi dağılma özelliğini kullanıp içeriye dağıtıyorum. P ve Q ve Q ve Q'nun değili mi arkadaşlar? Bakın şimdi. Şurada P, Q'ya 0 da versen 0 gelecek, 1 de versen 0 gelecek. Şurası her halükarda 0, doğru mu? Arkadaşlar V'de önermelerden birinin 0 olması cevabın 0 olmasına yetiyordu. Dolayısıyla P ve Q ne olursa olsun cevap her türlü ne gelecek burada? 0 gelecek. Benden değerini 0 istiyordu. O zaman cevabımız ne geldi? Denizli geldi. Bakın gördüğünüz gibi tek tek şıkları eleyerek gittik arkadaşlar. Haydi sıradaki soruyla devam edelim o zaman. Evet, bakalım. Bileşik önermesi yanlış olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? O zaman ben yine ne yapacağım arkadaşım? P'yi, Q'yu ve R'yi önermeden bir çekmemiz lazım. Şimdi önerme yanlış. Peki ise de sadece hangi durumlar sıfıra eşitti? 1 ise 0 sıfıra eşitti. Doğru mu arkadaşlar? O zaman P'nin değili ve Q neye denktir? 1'e denktir. Q ve R'nin değili neye denktir? Sıfıra denktir. Bakın şu ifadede 1 olabilmesi için P'nin değilinin 1, yani P nedir o zaman? Sıfırdır. Ve Q'nun da ne olması lazım? 1 olması lazım. Aşağıya geçiyorum. Q 1 ise R'nin değili kesinlikle nedir? 0 olabilmesin 0'dır. Dolayısıyla R nedir arkadaşlar? 1'dir. Bakın P'yi, Q'yu ve R'yi bulduk. O zaman tek tek şıklara gideceğim ve değeri 1 olanı işaretleyeceğim arkadaşım. Şimdi Q'yu ne bulduk? 1 bulduk. 1 ise P'nin değili de 1'di arkadaşlar. Veya Q'nun değerini ne bulduk peki? Q'yu 1 bulduk, o zaman değili 0'dır diyorum. Arkadaşlar 1 ise 1, 1'dir. 1 veya 0 neye denktir? 1'e denktir. Direkt A şıkkında bulmuş oluyoruz. Sıradaki soruyla devam edelim. Olduğuna göre P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın, V de ifadenin 1 olabilmesi için ikisinin de ne olması lazım? 1 olması lazım. Bunda hemfikiriz. Peki, o zaman R direkt ne geldi zaten? 1 geldi. R'yi bulduk. Şimdi R 1. Tamam, o zaman Edirne'yi eledim. R'yi burada 0 vermiş. Peki arkadaşlar, şu ifadenin 1 olması gerekiyor. Değili 1 ise kendisi nedir arkadaşlar? Yani şu ifade nedir o zaman? 0'dır. Doğru mu? İse de hangi durumlarda 0 oluyordu? 1 ise 0'da 0 oluyordu. Dolayısıyla Q'yu da ne bulmuş olduk? 0 bulmuş olduk. Bakın R'yi, Q'yu bulduk. Güzel. Şimdi P'nin değilini ne bulduk? 1 mi bulduk? O zaman P'nin kendisi nedir arkadaşım? 0'dır. Peki sırasıyla yazalım P, Q, R olarak. P'yi 0 buldum. Q'yu 0 buldum. R'yi 1 buldum. Hangi şıkta var? Bakıyorum. Cevabımız Denizli geldi arkadaşlar. O zaman sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi karşıt tersi neydi bir hatırlayalım. P ise Q önermesini yazdım arkadaşlar. Karşıt dediğimiz zaman yer değiştirme gelecekti aklımıza. Yani Q ise P gelecek. Peki tersi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? İkisinin değilini alacağım. Yani P'nin değili, Q'nun değili diyeceğiz. Peki karşıt tersi nedir arkadaşlar? Hem yer değiştirecek hem de değillerini alacağım. Bunları görmüştük, bir hatırlatma yaptık. Burada ne yapacağız peki? Karşı tersini aldım. Öncelikle bir yer değiştirdim. P ise P'nin değili ve Q oldu. Sonra bunların değilini aldık. Peki bir düzenleyelim. İse şuranın değilini dağıttığım zaman ne olur arkadaşlar? P veya Q'nun değili oldu. Fakat şıklara bakıyorum, hiçbiri isteli değil. Doğru mu? Veya'ya çevirmeyi biliyorduk. P'nin değilinin değili kendisine eşit veya P veya Q'nun değili mi oldu arkadaşlar? Veya var. Bu ifade direkt neye eşit? P veya Q'nun değiline mi denktir? Bakıyorum şıklarda. Hangi şıkta var doğru cevap arkadaşlar? Ceyhan'da var diyoruz. Haydi devam edelim. Evet, koşullu önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Beğendiğim sorulardan biri arkadaşlar bu da. Şimdi ancak ve ancak var burada. Ancak ve ancak ise'ye çevirebiliyorduk, doğru mu? İse'ye ve ye çevirebiliyorduk. Peki nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Bir hatırlayalım. P ancak ve ancak Q diyelim arkadaşlar. Bu neye eşitti? P ise Q. P ise Q. Ve Q ise P'ye eşitti hatırlarsanız. Peki, peki soruyu düzenlemeye çalışalım o halde. Soruyu düzenlersek bakalım ne gelecek elimize. Bir de burada şunu da yazalım. İseler var ya, şimdi P ise Q neye denkti arkadaşlar? P'nin değili veya Q'ya denkti. Bunları bilelim, soru da işimize yarayacaktır. Peki soruyu düzenleyelim o halde. Soruyu düzenleyelim. Arkadaşlar burayı yazarken P veya Q ise'ye çevireceğim ya öncelikle. P veya Q ise ne diyeceğim o halde? Q mu diyeceğim? Tamam. Ortada ne var arkadaşım? V var. Tekrar parantez açıyorum. Bir de bunun karşısını yazmam lazım. Yani Q ise P veya Q diyeceğiz. Peki, peki ifademize devam edelim. Şurada ise'yi veya'ya dönüştürebiliriz arkadaşlar. Nasıl dönüştüreceğim? P veya Q'nun değili veya Q mu diyeceğiz arkadaşlar? Peki şurada ise'yi yine dönüştürelim. Q'nun değili veya ne diyeceğim? P ve Q diyeceğim. Peki güzel, devam edelim. Ancak ve ancaklar iseler gitti. Artık yani sadece V'ye ve veya'ya bıraktı. Doğru mu? Şimdi şurayı düzenleyelim. Değilini dağıttığım zaman ne olur arkadaşlar? P'nin değili ve Q'nun değili veya Q oldu. Düzenleyelim. Burada dağıtacağımız bir şey yok ama şunu Q'nun değili veya P veya Q şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Peki şurada bir dağılma özelliğimiz var. Dağılma özelliğimizi kullanalım. Ya da Q'yu dağıttığımızda elimize ne geçiyor bir bakalım isterseniz. Şimdi şuraya baktığımda ilk şurayı bir düzenleyelim. Q'nun değili veya Q 1'e denktir. Doğru mu arkadaşlar? 1 veya
P artık ne olursa olsun, P 0 da olsa 1 de olsa şurası her şekilde ne geldi? 1 mi geldi arkadaşlar? Peki. Orası 1 ise, şimdi bakıyorum soruya. Şu ifade, şuraya bakıyorum arkadaşlar. 0 olduğunda cevap 0 gelecek. 1 olduğunda cevap 1 gelecek. Dolayısıyla burası ne gelirse cevap o mu geliyor arkadaşlar? Peki. O zaman aslında benim bu denkliğim neye eşit? P'nin değili ve Q'nun değili veya Q'ya denktir. Doğru mu? Şimdi bir Q'yu dağıtalım içine. Bakalım ne gelecek arkadaşlar? Şimdi Q'yu dağıttığımda P'nin değili veya Q ve Q'nun değili veya Q oldu. Şurası her türlü bir mi? O zaman cevap P'nin değili veya Q mu geldi? Arkadaşlar bu, şimdi şıklara bakıyorum. Şıklarda iseler de var. İse olarak neye denkti bu arkadaşlar? Yukarıda da vermiştik. P ise Q'ya mı denkti? Peki şıklarda hangisi var? Bakıyorum. P ise Q'muz var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi diyoruz. Çok güzel bir soru. Beğendiğim sorulardan biri. Haydi o zaman devam edelim. Evet, bakalım soru ne diyor? Koşullu önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir diyor. O zaman ben bir yukarıda düzenlemelerimi yapalım. Bakalım ifade neye denkmiş arkadaşlar. 0 ise P diyor. Bakın içten başladım. 0 ise P. P 1 olsa da cevabım 1. P 0 olsa da cevabım 1. Çünkü ise de sadece 1 ise 0 0'a eşit denkti arkadaşlar. O zaman şurası her türlü 1 geldi. Peki 1 ise 0 neye denkti? Az önce söyledim. 0'a denkti. Yazalım. Arkadaşlar 1 ve 0 neye denk? 0'a mı? 0'ın değeri nedir? 1 midir arkadaşlar? Peki 0 ise 1 neye denktir? 1'e denktir. O zaman bu ifade daima neye denkmiş? 1'e denkmiş diyoruz. Haydi devam edelim. Bu da yine güzel sorulardan biri, yıldızlı sorulardan biri. Bakalım bize ne söylüyor? Önermesi aşağıdaki önermelerden hangisine denktir diyor arkadaşlar. Bakın şimdi. İlk önce şuradaki V dikkatimi çekiyor. Arkadaşlar P 1 de olsa 0 da olsa içeri her zaman ne geldi? 0 mı geldi? Peki 0'ın değili nedir? 1'dir. Güzel. İfademizin son hali ne? P'nin değili ancak ve ancak 0 ya da 1 oldu. Peki arkadaşlar, ancak ve ancak da bildiğiniz gibi işlem yapamıyoruz. Önce neye çevirmemiz lazım? İseye çevirmemiz lazım. Çevirelim o halde. P'nin değili ise 0 ve 0 ise P'nin değili diyorduk arkadaşlar. Ya dayı da yine aynı şekilde yazalım. Şimdi şu iseye bakıyorum. P'nin değili 1 de olsa 0 da olsa her türlü ne geldi? Burası 1 geldi, doğru mu? Peki orası 1 ise 1 ve 1 1, 1 ve 0 0. Yani burada P'nin değili ise 0 ne gelirse cevap o çıkıyor. Doğru mu arkadaşlar? Peki bunu yazalım o zaman. Devam edelim. Ya da ne var elimizde? 1 mi var arkadaşlar? Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? P'nin değili ise 0 kaldı elimizde. Arkadaşlar P'nin değili 1 ise cevabımız 0 gelecek. Doğru mu? P'nin değili 1 ise cevabımız 0 gelecek. Ya da P'nin değili 0 ise cevabımız 1 gelecek. Burada net bir şey söyleyemiyoruz. O zaman diyorum ki iseyi bir veya'ya çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? P'nin değilinin değili P veya ne diyeceğim arkadaşlar? 0 mı diyeceğim? Ya da 1 dedik arkadaşlar. Şimdi P 1 olursa cevap 1. P 0 olursa cevap 0 geldi. O zaman P'ye bağlıyız. Yani P ya da 1 geldi. Peki. P ya da 1 neye denktir bakmamız lazım. Şimdi P'ye 0 verirsek cevap 1 gelir. P'ye 1 verirsek cevap 0 mı gelir? Yani P'ye ne veriyorsam tam tersi mi geliyor? O zaman arkadaşlar cevabımız ne gelir? P'nin değili gelir. Dolayısıyla Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Haydi devam edelim. Evet, yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım arkadaşlar P ise P ancak ve ancak P'nin değili 1'dir diyor. Şimdi ancak ve ancak hatırlarsak aynı olan ifadeler 1, farklı olan ifadeler 0'dı. Şimdi bunlar farklıysa o zaman bu 0 gelmeli. Dolayısıyla ilk öncül yanlış arkadaşlar. Devam edelim. P ise P'nin değili P'nin değiline eşittir demiş. Şimdi
İşte de şöyle bir durum vardı. Burası 1 ise burası 0 oldu. Dolayısıyla neye eşit oldu? 0'a mı eşit oldu? Başka bir alternatif, burası 0 ise bura 1 oldu. Dolayısıyla 1'e eşit oldu. Gerçekten bakın hep P'nin değerini ne versem cevap o mu çıktı? Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur diyorum arkadaşlar. Peki buraya baktım. P'ye 1 verdiğinde cevap 1 gelir. P'ye 0 verdiğinde cevap 0 mı gelir? Bakın P'ye ne verirsem o geldi. P'nin değerine eşit değil bu. P'ye eşit olmalı. Dolayısıyla cevabımız Bursa geldi diyorum arkadaşlar. Devam edelim. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki denkliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada P'yi, Q'yu bir bulalım doğruluk değerlerini. 5 asal sayı. Bu doğru mu? Doğru. Veya 5 çift sayıdır. Çift sayı mı arkadaşlar? Hayır değil. Peki 1 veya 0 neye denktir? 1'e denktir. O zaman diyorum ki P 1'miş arkadaşlar doğruluk değeri. Çünkü bu P'ydi önermemizin adı. Peki eksi 5 negatif sayı, bu doğru mu? Doğru. Ve ya da diyor, ya da yazdık. 5 tek sayıdır. Bu da doğru mu? Doğru. Ya da aynı ifadeler sıfıra denkti. O zaman Q öncülümüzün de doğruluk değeri neymiş arkadaşlar? Sıfırmış diyoruz. Aşağıdaki denkliklerden hangisi yanlıştır diyor. O zaman şıklarda yerine koyarak gideceğiz belli ki. Şimdi Q'ya 0 verdim. P'ye 1 verdim. 0 ise 1, 1'dir. Doğru arkadaşlar. P'ye 1 verdim. Q'ya 0 verdim. Ancak ve ancak da farklı ifadeler sıfıra denkti. Doğru. Devam edelim. Q 0 ise değil 1'dir. 1 veya P'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. 1 veya 1 nedir? 1'dir. O da doğru. P'yi 1 bulduk arkadaşlar veya Q'yu 0 bulduk. 1 veya 0 neye denktir? 1'e denktir. Bu da doğru. E'ye bakıyorum. P'yi 1 bulduk. Q'yu 0 bulduk. 1 ve 0 nedir? 0'dır. Yalnız burada 1 demiş. O zaman yanlış olan şık neymiş arkadaşlar? Edirne'ymiş diyoruz. Haydi devam edelim. Bakalım bu soru ne diyor bize? Bir üçgenin üçkenarının ölçüsü eşit ise üçgen eşkenardır. Önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi liseden sonraki kısma bakıyorum. Bu önce gelmeli. Karşıt tersine yer değiştiriyorduk hatırlarsanız. Şöyle bir hatırlayayım. P ise Q'nun karşıt tersi neydi arkadaşlar? Q'nun değili ise P'nin değiliydi hatırlarsanız. Şimdi o zaman şöyle başlayacak cümlem. Üçgen eşkenardır diyor ya. Üçgen eşkenar değildirle başlayacak cümlem. Peki devam edelim. Üçgen eşkenar değildir ve üçkenarın ölçüsü eşit değildir diyeceğiz. Bakalım E şıkkına. Üçgen eşkenar değil ise üçgenin ölçüsü eşit değildir. E şıkkında bariz belli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Haydi devam edelim o halde. Ne diyor bize? Koşullu önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Şimdi soruları çözerken bir de tablo yöntemini kullanmak istiyorum. Bu soru ona gayet uygun bir soru. Bakalım tablo yöntemine nasıl çıkacak? Arkadaşlar önermelerimizden biri P ancak ve ancak Q mu? O zaman tablomuzda P ancak ve ancak Q yer alacak. Yazdım. Bir de ne var arkadaşlar? P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili var. Onu da yazdık. Sonra bizden neyi istiyor? Bunun dengini istiyor. Doğru mu? Bir de onu yazalım o halde. Bakalım o ne gelecek arkadaşlar. P ancak ve ancak Q ise devam edelim. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili diyeceğiz o zaman. Şimdi bakalım o zaman tablomuzu oluşturalım. Arkadaşlar ya P'ye 1, Q'ya 1 verebilirim. Doğru mu? 4 durumum var. 1'e 0 verebilirim, 0'a 1 verebilirim ya da 0'a 0 verebilirim. İlk tabloları oluşturduğumuzda bunları görmüştük hatırlarsanız. Şimdi P'ye 1 verdiğimde P'nin değeri ne olur arkadaşım? 0 mı olur? Peki 1 verdiğimde yine 0 olur. 0 verdiğimde 1, 0 verdiğinde 1 olur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Q'ya 1 verdiğinde değili 0, 0 verdiğinde 1, 1 verdiğinde 0, 0 verdiğinde 1 olur. Burada da yine değerleri yerleştirmiş olduk. Peki P ancak ve ancak Q. Şimdi bakalım şuralara da yazalım arkadaşlar.
Şimdi P ancak ve ancak Q mu demiş bize? Şimdi bir ancak ve ancak bir neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. O 4 durumda değerlendirmemiz lazım. Bir ancak ve ancak 0 neye denktir? Ancak ve ancak da hatırlarsanız farklı olanlar 0, aynı olanlar 1'di. Direkt yazalım o halde. İse diyorum, şimdi devam edelim. P'nin değili ise Q'nun değili. Bakıyorum 0 ancak ve ancak 0. Aynı olanlar 1. Farklı olanlar 0'dı. Onu da direkt yazdık gördüğünüz gibi. Şimdi peki şu değeri inceleyelim. 1 ise 1 nedir arkadaşlar? 1 midir? 0 ise 0 nedir? 1'dir. Hatta isterseniz şöyle denkliklerini yanına yazalım. Altına sonra nereden geldi diye düşünmeyin arkadaşlar. Bakalım şimdi 1 ise 1, 1'dir. 0 ise 0, 0. 0 ise 0, 0. 1 ise 1, 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denge her zaman neye eşit oldu? 1'e mi eşit oldu? O zaman cevabımız ne geldi? Bursa geldi. Bakın tablo yöntemiyle de aslında sorular bizi zorlamıyor arkadaşlar. Gayet net çıkıyor. Haydi devam edelim. Bakalım sıradaki sorumuza. Ne diyor bize? Yukarıdaki önermelerden hangileri çift gerektirmedir diyor arkadaşlar. Şimdi çift gerektirmede sonuç 1 olacak, doğru mu? Şimdi peki bir, yani şöyle söyleyeyim, bir ancak ve ancak 1 mi olacak? Şimdi 8 çift sayıdır, ancak ve ancak 8 2'ye tam bölünür diyor bize. Bakın 8 çift sayıdır, bu doğru. Ancak ve ancak şöyle yazalım. Ancak ve ancak 8 2'ye tam bölünür. O da doğru. Peki 1 ancak ve ancak 1 neye denktir? 1'e denktir. Doğru mu? Evet, çift gerektirmedir o zaman. Bu doğru diyeceğim. Bir üçgen dik üçgendir. Bir üçgen dik üçgendir. Ancak ve ancak üçgenin bir açısı 90 derece ise dik üçgendir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. X 5'tir. Ancak ve ancak 4x eksi 13 7'ye eşittir. Bakalım doğru mu? X yerine 5 yazdığımda 5 kere 4 20. 20'den 13 çıkardığımda cevabım ne geldi? 7 geldi. O zaman bu da çift gerektirmedir arkadaşlar. Cevabımız ne gelir dolayısıyla? Edirne gelir diyorum. Haydi devam edelim. 15. soru PQR önermeleri ve denkliğini sağlamaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Bizim öncelikle P'yi, Q'yu ve R'yi bulmamız lazım. Bu önerme sıfıra denkse sadece ise de 1 ise 0 sıfırdı. Dolayısıyla P'nin dengini kaç bulduk? 1 bulduk. Şimdi bu ifadenin sıfır olabilmesi için 1'e 0 mı olması lazım? Doğru mu arkadaşlar? Peki devam edelim. 1'e 0 yazdığımda Q'yu da yine ne buldum? 1 buldum. R'yi ne buldum arkadaşlar? 0 buldum. Şıklarda yerine yazalım o halde. Bakalım hangisinin doğruluk değeri 1 gelecek. P'ye 1 verdim. Q'nun değiline 0 verdim. Çünkü Q'yu 1 bulmuştuk. 1 ise 0 neye denktir? 0'a denktir. A şıkkını eledim. R'nin değili R 0 değili 1'dir arkadaşlar. P'nin değili P 1 ise değili 0'dır. Bu ifade neye denktir? 0'a denktir. Eledim. Çünkü bizden doğruluk değerinin 1 olmasını istiyor. P'yi kaç bulduk? 1 bulduk arkadaşlar. 1 ise Q'yu 1 buldum. R'yi 0 buldum. 1 ise 0 da neye denktir? 0'a denktir. Eliyorum. P'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. 1 ise Q neye denktir? Denk bulmuşuz, 1'e denk bulmuşuz. Peki 1 ise 1 neye denktir? 1'dir arkadaşlar. Bizden doğruluk değerinin 1 olmasını istiyor. Cevabımız Denizli geldi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu testin sonuna geldik ama bugün bol soru çözümü yapmak istiyorum sizlerle. O zaman sıradaki testimizi de çözelim arkadaşlar. Bakalım bu testte nasıl sorularla karşılaşacağız. Geçtiğimiz testin soruları gayet güzeldi arkadaşlar. Güzel sorular çözdük. Bir kitapta çıkabilecek soruların tamamı vardı bana sorarsanız. Bu testte de hatırlarsanız açık önermeler gördük. Herden en az birden bahsettim. Bu testte de onların çözümünü yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Ne diyor bize? Px verilmiş açık önermesinin doğruluk kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi o zaman bakalım. Şu ifadeyi bir düzenleyelim. 2x artı 1 küçük 7. Basit eşitsizliklerde ne yapıyorduk? Denklem çözer gibi çözüyorduk. Biri karşıya gönderdim. 2x küçük 6 geldi. Her tarafı 2'ye böldüm arkadaşlar. Dolayısıyla x neyden küçük? 3'ten küçük. Fakat
X bir doğal sayıdır demiş. Doğal sayı olarak tanımlamış. 3'ten küçük doğal sayılar 2 var, 1 var. Sıfır da bir doğal sayı. En küçük doğal sayımız 0 biliyorsunuz. O zaman bizim çözüm kümemizin elemanları 0, 1, 2'dir. Dolayısıyla cevabımız C'dir arkadaşlar. Bakalım açık önermesinin doğruluk kümesi 0, 1 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman doğruluk kümesi 0 ve 1 ise x'e bir 0 vereceğiz, bir de 1 vereceğiz. O anlama geliyor. Şimdi 0 verdiğim zaman 0'ın karesi 0 çarpı 5'ten 0 mı geldi? 0 verdiğim zaman 0 geldi. Artı 3b eşittir 9 mu oldu? Arkadaşlar sıfırların bir etkisi yok. 3b 9'a eşit. Her tarafı 3'e böldüğümde b'yi kaç bulduk? 3 mü bulduk? Peki devam edelim. Bir de x gördüğüm yere 1 vereceğim. 1 verdiğimde 5 kere 1, 5 oldu arkadaşlar. Artı x'e 1 verdim. A ile çarptım. Artı a oldu. B'yi kaç bulduk? 3 bulduk. 3 kere 3, 9 geldi. Eşittir 9 mu oldu arkadaşlar? Peki buradan a değerini bulalım. 9'lar birbirini götürdü. 5'i karşıya gönderdiğinde a direkt ne oldu? Eksi 5 oldu. Şimdi bizden bunların toplamını istiyor. A artı b'yi bulalım o halde. A'yı eksi 5 buldum. B'yi 3 buldum. Eksi 5, 3 daha. Cevabımız eksi 2. Yani Ceyhan geldi arkadaşlar. Devam edelim sıradaki soruyla. Açık önermesinin x eşittir 5 için doğruluk değeri 1 olduğuna göre a değeri kaçtır diyor bize. Yani x yerine 5 yaz, a'yı çek diyor. Yazdığımda 7 kere 5, 35 artı a eşittir 38 mi oldu? 35'i karşıya gönderdim. 38'den 35 çıkardım. A'yı kaç buldum? 3 buldum. Dolayısıyla cevabımız Edirne geldi arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bazı doğal sayıların karesinin bir fazlası 18'den küçüktür önermesinin sembolik mantık diliyle yazılışıdır demiş arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru. Bu soru kitaplarda çokça var. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Ters A ne demekti? Her demekti. Bu arkadaşlar en az bir demekti ya da diğer bir anlamı bazı. Şimdi bana cümle bazıyla başladıysa o zaman ters E'yi kullanacağız. Yani D ve E şıkkını eleyeceğim arkadaşlar. Peki bazı doğal sayıların karesinin, şimdi x bir doğal sayı dedik. Tamam, karesinin bir fazlası. Bakın burada bir eksiğini almış. Bir fazlası yok. C'ye bakalım. Bir fazlası 18'den küçüktür. Cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Devam edelim. Evet, sıradaki soruya bakalım ne diyor bize? Her tam sayının karesi. Her diyorsa nasıl başlayacağım? Ters A ile başlayacağım. O zaman D şıkkını eledik direkt. Her tam sayının karesi ile kendisinin iki katının toplamı. Bakın, karesi ile kendisinin iki katı. İki katını almamış gitti. Karesi ile kendisinin iki katı uyuyor. Tamam, diğerleri uyuyor. Toplamı sıfıra eşit veya sıfırdan büyüktür diyor. Bakın şurada küçüklük vermiş, eledim. Küçüklük vermiş, eledim. Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyorum. Sıradaki sorumuz önermesinin değili, olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu hatırlatayım. Olumsuzlukta kesinlikle artı eksiye, eksi artıya dönmüyor. Olumsuz dediğimiz zaman sadece eşitliği değiştiriyoruz. Bir de heri ya da en az biri değiştiriyoruz arkadaşlar. O zaman bakalım bunun olumsuzunu birlikte yazalım gelin. Her diyorsa olumsuzu en az x olacak. En az x eleman tam sayıdır. Devam ediyorum. Dediğim gibi artı eksiye dönmüyor. 3x artı 6 eşitliği ne yapacağız? Eşit değildir. 21 yapacağız. Dolayısıyla hangi şıkta var gördüğünüz gibi? Bursa'da var diyorum. Haydi devam edelim. Önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu da söyleyelim. Küçüğün olumsuzuna bakacağız arkadaşlar. Küçüğün olumsuzu büyük eşittir, unutmayalım. Büyüğün olumsuzu da arkadaşlar
Küçük eşittir. Eşittirleri koymayı unutmayın. Şimdi bakıyorum, en az bir diyor. Onun olumsuzu nedir? Herdir, doğru mu? Dolayısıyla E şıkkını direkt eledik zaten. Peki yazalım. Her x, y eleman tam sayı. X artı y. Şimdi küçük eşitse ne olacak? Direkt büyük olacak. 18 mi? Hangi şıkta var? Bakıyorum. Cevabımız Ceyhan geliyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz, x tam sayı, 4x artı 1 küçük, 18. Küçük eşittir 18. Açık önermesi için eksi 1, 2, 5 ifadelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize şunu söylüyor aslında soru. X gördüğün yere bir eksi 1 yaz diyor. Yazalım arkadaşlar. 4 çarpı eksi 1 artı 1 küçük eşit 18 mi oldu? Yani eksi 4 1 daha eksi 3 küçük eşit 18 mi oldu? Arkadaşlar doğru mu? Evet, o zaman doğruluk değerimiz 1 geldi. Bu ne için? P eksi 1 için. Şimdi P2 için geliyorum. X yerine 2 yazma, 4 kere 2 yazalım arkadaşlar. 4 çarpı 2 artı 1 küçük eşit 18 mi? 4 kere 2 8, 1 daha 9. 9 18'den küçük mü? Küçük. Dolayısıyla bunun da doğruluk değeri 1 geldi. Peki P5 için bakalım sizlerle. X'ine 5 yazdığımda 4 çarpı 5 artı 1 küçük eşit 18 demiş. 5 kere 4 20. 1 daha 21 mi geldi? 21 küçük eşit 18. Bu ifade doğru bir ifade mi? Hayır. Dolayısıyla doğrulukları 0 geldi arkadaşlar. O zaman 1 1 0 olanı işaretlememiz lazım şıklarda. O da ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyoruz. 9. soruyla devam edelim. Açık önermesinin doğruluk kümesi kaç elemanlıdır? Burada mutlak değeri de küçük bir değinelim arkadaşlar. Mutlak değer sorusu. Şimdi bakıyorum x pozitif tam sayı, ona dikkat edelim. Hangi kümede tanımlandığı bizim için önemli. Mutlak değer dışına çıkarırken ne diyorduk? Eksi 5 ile ne arasında arkadaşlar? Artı 5 arasında. X'i yalnız bırakmamız lazım. O zaman her iki tarafa ne ekliyorum? Artı 2 ekliyorum arkadaşlar. Birbirlerini götürdüler. Eksi 3 küçük eşit x, o da küçük 7 mi geldi? Şimdi bu aradaki sayıları istiyor bizden. Yalnız dikkat edin, pozitif tam sayılarda tanımlı. Dolayısıyla eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 alamam. Hangi değerleri alırım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dahil olduğuna göre 7 değerini de alabiliriz. Dolayısıyla kaç elemandır arkadaşlar? 7 elemanlıdır diyorum. Cevabımız Denizli geldi. Devam edelim. Evet, bakalım önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Arkadaşlar karşıt tersi diyorsa öncelikle bir yer değiştirmemiz lazım. Doğru mu? Sonra yer değiştirdikten sonra direkt tersini alacağız. Bakın şimdi. Yer değiştireceğim zaman öncelikle İseden sonra kısım şurası mı? Şurayı yazmamız lazım. Doğru mu? Peki bunun tersini aldığımda x kare artı x küçük eşit demiş. Dolayısıyla büyük olmalı. Büyük 0 olacak. Bakın büyük eşit demiş, gitti. Küçük demiş, gitti. Büyük 0 olmalı. O zaman cevap ya Denizli ya Edirne kaldı. Devam edelim. İkinci ifadeyi yazacağım. Şu kısmı yine tersini alacağım. Arkadaşlar en azın tersi herdir. İkisinde de yazmışız. Doğru. Her x eleman pozitif tam sayılar. Dikkat edin. X 3'ten büyük diyor. Bunun tersi nedir? X küçük eşit 3'tür. O zaman cevabımız direkt Denizli geldi diyorum. Devam edelim. Açık önermesinin doğruluk kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 0 ile 36 arasında ve x1 doğal sayı diyor. Bu aralıkta kaç tane sayı olduğunu, hangi sayılar olduğunu soruyor bizlere. Bakalım sizlerle. Şimdi 0'ın karesi 0, dahillik varsa 0'ı alırım. 1'in karesi 1 alırım. 2'nin karesini alırım. 3, 4, 4'ün karesi 16, bu aralığa giriyor. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, eşitlik var alırım ama devam edemem. 7'nin karesi 49'dur ve bu aralığa düşmüyor. O zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 benim kümemin elemanları olacak. Dolayısıyla cevabımız Edirne geldi arkadaşlar. Devam edelim.
Yukarıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır? Yani nedir diyor arkadaşlar? Yanlıştır diyor. Yanlış olanı bul diyor bana. Bakalım bakalım, ilk şıkka bakıyorum. Her x eleman reel sayılar için sağlıyor diyor. Bakalım doğru mu? Arkadaşlar her x dediği için, şimdi negatif de yazsam pozitif de yazsam sağlamak zorunda. Bakın burada kare var. Sen negatif de yazsan bunu pozitif çıkaracak. Artı 1'i var. Dolayısıyla her zaman sıfırdan ne olacak? Büyük olacak. Bu ifade nedir? Doğrudur arkadaşlar. Bize yanlışı soruyor. O zaman bunu almayacağız. Devam ediyorum. En az 1x eleman tam sayı, 6x eksi 3 eşittir 15. Yani bir tane x için sağlıyorsa bu değer, tamam bunu kabul edebiliriz diyoruz. Peki bakalım sağlıyor mu arkadaşlar? İşlem yapalım. 6x eşittir. X'i karşıya gönderdim. Artı 3'ü karşıya gönderdim. Artı olarak geçti. 15, 3 daha 18 oldu. Her tarafı 6'ya böldüğümde x 3 geldi. Bakın 3 değeri için sağlıyor. O zaman bu da doğru. Bunu da alamam arkadaşlar. Bunu da eledim. Bakıyorum her x eleman doğal sayı için 6x eksi 1 eşittir 5. Şimdi bunu karşıya salladığımda, evet 6x eşittir 6 oldu. Her tarafı 6'ya böldüğümde x 1 geldi. Sadece bir değeri için sağlar. X'e 2 verdiğinde cevap 5 gelmez ama bana burada her diyor arkadaşlar. Her değer için sağlaması gerek diyor. Dolayısıyla nedir arkadaşım? Yanlıştır. Bana yanlış olanı soruyor. Bunu bir tane bulduk yanlış olan. Peki diğer şıkka bakıyorum. En az bir x eleman tam sayı için bu ifade sağlıyor mu diyor. Bakalım sağlıyor mu arkadaşlar? Şimdi x'e 0 verdiğimde burası 5 gelir. 1 verdiğimde 9. Eksi 1 verdiğimde de yine bakın karesi olduğu için pozitife döner. Ve hep artı 5 fazlası var arkadaşlar. Sıfırdan küçük olması mümkün değil. Her türlü sıfırdan büyük geliyor. Dolayısıyla bu ifade de nedir? Yanlıştır. Kaç tane yanlış var diyordu bana. 2 tane yanlış bulduk. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan geldi. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Değili demek ne demek arkadaşlar? Tersini almamız demek. Bakalım, bakalım. Her x tam sayısı için önermesinin değili. Tamam, x kare artı 1 büyük 0 vermiş. Doğru mu bize? Peki bizim ne yapmamız lazım burada? Büyük diyorsa tersi nedir arkadaşlar? Küçük eşit olacak. Şimdi bakıyorum A şıkkında küçük vermiş, eledim. Büyük eşit vermiş, eledim. Küçük eşit olmalı. Şu 3 şık sağlıyor gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi bize tersi diyorsa B'nin tersi ne olmalı? V olmalı. Üçünde de zaten verilmiş. En az x doğal sayısı için diyor bizlere arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğiz kaçırmadan. Şimdi şurada her'in tersi en az gelmeliydi. Dolayısıyla Ceyhan'ı da elet, burada her almış. Burada en az 1'in tersi ne gelmeli? Her gelmeli. İkisinde de verilmiş arkadaşlar. Her x doğal sayısı için küçükse ne olmalı? Büyük eşit olmalı tersi. Bakıyorum direkt büyük verilmiş. Hayır, eşitlik de olacak. Dolayısıyla cevabımız Denizli geldi arkadaşlar. Haydi devam edelim. Bakalım sıradaki sorumuz ne söylüyor? Bu da son sorumuz arkadaşlar. Bugün iki testi bitirmiş olacağız. Güzel sorular çözdük. Bakalım ne diyor bize. X gerçek sayısı ve x 2 ile 3 arasında 3 dahil açık önermesi veriliyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi bu önermenin doğruluk kümesinin bir elemanıdır diyor arkadaşlar. Yani 2 ile 3 arasında olacakmış. Bakalım. Şimdi 15 bölü 14. 1 nokta küsür gibi bir eleman. Doğru mu? 1,1 bölü 4. 0 nokta küsür. 1 bölü 8. Yine 0 nokta küsür. Şimdi 19'u 3'e böldüğümde arkadaşlar bakıyorum. 6 nokta küsür mü gelecek? Bunu da yazalım. 13'ü 5'e böldüğümde bakıyorum. 5 kere 2 10. Yani 2 nokta küsür geldi bu da. Şimdi bizim ifademiz 2 ile 3 arasında olmalı. Ama 1 nokta küsür
Bu aralıkta bulunmaz. Sıfırla başlıyor, bu aralıkta bulunmaz. Altı bu aralıkta bulunmaz. Ama iki nokta küsür, gördüğümüz gibi 2 ile 3 arasında. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Bugünkü ders